Hadi canım. Yok yok. Bırak be. Lan. Bu olur. Ne dedi ne dedi? Bu nedir evladım? İnşa edeceğimiz yerleşim yerlerini jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismo, tekno, teknik, morfolojik incelemeler ışığında yürütüyoruz. Aferin, bravo! Ne dedi, ne dedi? Aa, beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim. Beni... Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Biricik, İngöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Şankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kışır, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Zincir, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Asay, Bayburt, Karaman, Tırıkkale, Batman, Şırnak, Mardin, Ardahan, Iğdır, Diyarbakır, Kremik, Tüzman, İndirce. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Bayburt'u saydın mı? Ne dedi, ne dedi? Ne arıyor, ne ben arıyorum. Bir kere görüştük, daha ses yok. Kim bilir bundan sonra ilişkimiz ne olacak. Arada bir an girip bakıyorum, kimi like etmiş, kime bakmış. Stalker'ın dibi oldum, anlam bu yaştan sonra. Benden daha iyisi mi var, yoksa başka birisi mi var? Biraz artist ne bu havalar, yok kız yoktur dimine bahat. Yine geliyor, online oluyor, yine bana yazmıyor. WhatsApp'ına kurban olduğumun sıpası. Evde kaldım yine ne bahat, lanet hayat yine mi bayat? Hem güzelim hem hamarat, evde kalmak niye nebahat? Ne arıyor, ne ben arıyorum, bir kere görüştük daha sus yok. Kim bilir ilişkimiz bundan sonra ne olacak? Evlenmek istiyorum ben de her insan gibi. Evlenmek, çocuk yapmak sağlıklı biri gibi. Evleneceğim, bırakın beni, o çocukla şimdi ben delirdim. Bırakın beni, evleneceğim şimdi. Deli 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 deli. Ne dedi, ne dedi? Bir gün bir sabah uyanıyorum, ben Türkiye'nin en yerli milli insanıyım. Ertesi gün PKK'lı oluyorum. Ondan evvelki gün faili meçhulcü oluyorum. Yav karar verin kardeşim, ben neyim? Ne dedi, ne dedi? Ama dedim dedi, dedim dedi şeklinde bir sistemle o yaşasın kötülük. İşte bu konuşmalar benim bütün sigortalarımı attırıyor. Ya benim Türkçemde bir problem mi var? Ama siz bana niye parmak sallıyorsunuz? Ciddi kızarıma hepinize. İyi geceler. Sayın Ağbaba, şu kayısıları buraya rica edelim. Sayın genç, muhterem, istediniz mi? İstediniz. Ben de açacağım. 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 Ve de gitmiyorum, bekliyorum. Allah'tan televizyon yayın yapmıyor. Hay içeride oturmuş, şuna burada. Sandalye çevirdiler, müdahale et. Dinlemiyorlar, müdahale et. Vallahi ben bu meclisin gardiyanı değilim. Yani çok samimi söylüyorum. İnanın bağıracağım. Kendi kendinizi buradan bir seyretseniz. Vallahi billahi tallahi imdat diye bağıracağım ha. Buyurun. Muhteremler azıcık susun. Ne dedi, ne dedi? Gelin lan, gelin. Sarayın memur konumunda, o görevli, bizlere vurmak için görevli. Haramiler, buradayım. Sayın Bahçeli Havre insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi eylemsiz doçent olarak hayata devam eder. Bu salonun duvarlarına şöyle bir şey yazılmış: devletin başına devlet gelecek. Demek ki Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Söz veriyorum, benim oyum onun. AK Parti'yi kurdu. İyi Parti'yi kurdu. Yerine geliyoruz, yerine. Ne dedi, ne dedi? Şeklinde ağlaşa ağlaşa şimdi kendileri şeklinde gidiyorlar. AK Parti için o mahur beste çalıyor. Kış geliyor. Yani winter is coming. Ne dedi, ne dedi? Sahiplendirilen kadın ya, bu ne demek? Şimdi küfür edeceğim. Dangalak diyeyim hadi. Ne dedi, ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Yok mu yok. Bugün hesaplaşıyoruz. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Demeyin kardeş. Bıcık bıcık bir riyakarlıkla bana abla mabla demeyin. Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi?
Ben eskiden tiyatro oyunlarımda komedi oynadığım yerlerde anneme, ablama komutlar verdim. Şu cümleyi söylediğimde alkış başlatın diye. Ve onlar da hani diğer oyunculardan daha çok reyting alabilmek için hırslıymışım. Her zaman karaktersiz, karaktersiz çıktım. Annem alkış başlatırdı, bütün salon hep durup durup beni alkışlardı. O yüzden arada insan ihtiyaç duyuyor. Ne dedi, ne dedi? Baboli, ben Müslümanım ama 2 yıldır bir Hristiyan bayanla ilişkim var. Nikahımız da yok. Çocuğumuz olursa Hristiyan mı olur, Müslüman mı olur? Müslüm baba olur anası satayım. Oğlum niye böyle nikah olmadan şey yapıyorsunuz, beraber yaşıyorsunuz lan? Fuhuşa şey mi açıyorsunuz, yol mu açıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz, günah işliyorsunuz şu an biliyor musun? Al kızı çabuk nikah tarihine. Önce bir imam, sonra papaz, Budist imamı. Ne buluyorsunuz oğlum, olur mu lan? Onun şey olması lazım, din şeysi. Yani öyle bir şey olması lazım. Öyle değil mi? Deniz, moderatör. Değil mi öyle? Yani olmaz ki. Bu şekilde hem şey yapıyorlar, nikahları yok. Hem de beraber yaşıyorlar. Diyor ki çocuğumuz diyor Hristiyan mı olur, Müslüman mı olur? Caiz değil bir kere. Yani hangi dine göre caizdir onu bilmiyorum. Ama caiz değil işte. Ne dedi, ne dedi? Allah'ın bildiğini, Allah evet. Sana vahiy mi gönderdi sen vahiy cehennemde yanacaksın diye? O kitaplarda yazıyor. Abici evet. Ne saçmalıyorsun sen ya? Saçmalıyamıyorsun, sen saçmalıyorsun. Sen bak, nerede yaşıyorsun? Sen kimsin ki bana cehennemde yanacaksın diye biliyorsun? Sen öldüğün zaman göreceksin. Sen göreceksin mi? Sen ölenin ne hale geldiğini gördün mü? Sen ölenin ne hale geldiğini gördün mü hiç? Bak bir şey söyleyeceğim. Sen ölenin ne hale geldiğini gördün mü? Her taraf. Sen gördün mü? Sen toprağa yatanın ne hale geldiğini gördün mü? Görüyoruz biz. Ya bir defolun gidin bu ülkeden ya. Allah aşkına. Bir defolup gidin ya. İnsanın başına bela oldunuz. Bela. Bela. Ne dedi, ne dedi? Tekrar Erbil'e dönüyorum. Orada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da vardı. Ruda muhabiri kendisine Arapça bir soru sordu. Türkçe'ye çevrilmesini istedi. Çünkü bilmiyormuş Arapça. Herkese tepki gösterdi. Sebebi CV'sinde çok iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyormuş. Yani nasıl olsa önemsizliğimi sakladı. Niye böyle bir durum yaşandı sizce? Diyanet İşleri Başkanı sadece Arapça değil, din de bilmiyor bence. Arapça bilmiyorsa iyi yani. Ama rezil bir durum. Ne dedi, ne dedi? Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Sayın Erbaş'ın da muhteşem Arapçasını unutmayalım. Muhteşem İngilizcesi ve Arapçası. Değil mi? İngilizcesi evet, de çok güzel. Yani okurken İngilizler lanet olsun biz böyle bir dile mi sahibiz diye kendilerini yerden yere atmışlar. Yok. Ne dedi, ne dedi? Haram haram. Vor der Tür steht bald Ramadan. Bitches zieht euch ordentlich an. No Wodka, liebe Madame. Yeah. Alkohol ist haram haram. Immer rufen die Hajis mich an. Ne dedi, ne dedi? Hem yatakta hem trafikte söylenecek cümle. Yavaş. Başka? Devam et. Ya abi. Ne dedi, ne dedi? İlgili tabii aslında çok düşündük bu fotoğraflarla ilgili ama yine de göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi kuyruklu bir bebek doğmuş. Genetik bir bozulmadan dolayı bebeğin normal bir insan bebek arkasında kuyruğu var. Burada biraz önce söylediğim postlu, hayvan postu gibi postu olan bir bebek. Bu daha yeni doğduğu için biraz zayıf gözüküyor ama büyüdükçe bu tam bir hayvan postu gibi bütün vücudunu saracak bir tüylenme, kıllanma. Burada söylediğimiz 4 bacaklı, 3 kollu bir bebek doğmuş burada görüntüsü. Ve tabii diğer taraftan da insan ve maymun melezi olan ilk embriyo başarıyla üretildi. Burada yapılan bir çalışmada insan maymun melezi ne demek? İnsanla maymun karışımı bir melez canlı. Başarıyla üretildi. Ne dedi, ne dedi? En önemli mesajlarından birisi sokakla siyasetin bağı koptu. Şu anda bir tek bağ var. Sayın Cumhurbaşkanımızla, devlet başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla sokak arasında bir bağ var. O bağ da
sokağın beklentileri odaklı duruyor. Yani 2 sene evvelki bağ yok. Değil. 3 sene evvelki bağ değil. Hatta 1 yıl önceki bağ değil. Kesinlikle. Bakınız, adaletsizliğin yaygınlaşması. Maalesef bu konuda sokak çok ciddi endişe için. Tabii. Adaletsizlik. Diyor ki, yani çürüme nasıl ortaya çıkar diyor. Yöneticilerin gurur ve kibire saplanması. Konuşmaya bile gerek yok. Bahsettiğiniz istakoz ve Rolex saat görüntüsü aslında bu sorunun cevabı. Ama bu çok enteresan bir şey. İktidarın gücünü hazmedememenin, hazımsızlığın bir tek Ankara'da yansıması yok. İlçede de var. İlçede var, her yerde var. Yani mahallede de var. Mahallede de var. Yani şimdi herkes mahalle, kendi ölçüsünde var. Öyle mahalle başkanlarımız var ki sanki cumhurbaşkanı yürüyor. Öyle ilçe başkanı. Şimdi ben arkadaşlarımıza defalarca, kardeşim ilçe başkanı arabanın arka koltuğunda oturmaz. Koruma polisiyle dolaşmaz. Işıldak takmaz. Takmaz, çakar takmaz. Kim, nereden çıktı bu? Ne dedi, ne dedi? Bu memlekette yaşıyoruz. Daha önceki iktidar dönemlerinizi unutmadık. Geçen dönem bu belediyeyi partinizin arka bahçesi yapmışsınız. Ülke ocakları, Türkiye ocakları, şu ocakları, şu derneklerden dosya dosya gelen partinizin elemanlarını oraya doldurmuşsunuz. Bakın, hiç siz kimle dans ediyorsunuz? Bana bakın. Benim genel başkanıma söz söyleyecek ehliyete sahip değilsin Sayın Tan. Senin dengin değil. Benim genel başkanım senin dengin değil. Benim genel başkanım işini yapan insanları kimse işinden etmeyecek diye söz verdi. Öyle geleceksin, salla başı, al maaşı, ben falanca ocağın üyesiyim, filanca bucağın üyesiyim, racon keseceksin, yok öyle bir belediye. Onlar artık eski çamlar bardak oldu. Çalışana iş yok belediyede. Bakın sokaklarınız tertemiz oldu. Orada emekçi kadınlar çalışıyor. Emekçi insanlar çalışıyor. Bir partinin gölgesine, bir ocağın, bir bucağın gölgesine gizlenen adamlar çalışmıyor. Gerçek emekçiler çalışıyor. Benim genel başkanıma... Ne dedi, ne dedi? Size en basit meseleler. Öğrenci. Öğrenci diyoruz, öğrenci meselesi. Öğrenci, öğrenmek ihtiyacını kaybetmiştir. Bu nasıl şey bu? Öğrenmek isteyen kimse yok. Bu yaşa gelmişim, her gün yeni bir şey öğrenirim. Okul çağında bulunan insanlar dünyanın bütün meselelerini halledecekler. Bir tek meseleye ihtiyaçları yok. O da öğrenme. Derse gitmeyecekler, boykot yapacaklar. Ve arkadaşları giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu? Nasıl şey bu? Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Próximo partido, ahora Arda Güler tendrá los minutos que quiere. Ne dedi, ne dedi? Ancelotti söylüyor. Ben bu yaşta bu kadar cesaretli bir oyuncu görmedim orta sahadan şut vurduğunda.
Herkes için söylenecek bir şey değil. O üstten direkten dönen topunu hani böyle vurdu gitti üst üre. Onu düşünmek, vurma cesareti önemli. Ne dedi, ne dedi? Fenerbahçe'yle de ilgili bir anısı var. 2003 yılında Fenerbahçe'den teklif almış. Fenerbahçe'ye gelmemeyi yanlışım nasıl yapmış bir onu soralım. Ne dedi, ne dedi? Ayasofya tuvaletler yapar. Allah cezanı versin seni. Buraya adam girmez. Buraya 3 milyon ibadet, 3 milyon da şey girmez kardeşim, girmez. Sultanahmet'te namaz kılınır. Ayasofya'da namaz kılınır mı? Gudubet bir bina namaz kılınır. Hiçbir ciddi Müslüman böyle yatıp kalkıp secde edip rükuya varıp 5 vakit kılan adam orada kılmaz. Adamın ruhunu karartıyor. O yaptı zaten çünkü sana. Zaten 150 metre mesafede. Orası en işte. En güzel. Blue Mosque. Açarsın Blue Mosque gök önünde şey önünde. Yani burası sana göre değil. Bu olmaz bunlar. Burası kapatılır. Buranın yıllık kapasitesi 20-30 bin kişidir. İşte devlet reisleri, ruhaniler, işte bunlar gibi talebeler. Bunları etüt eden ne işi var ya? Ayasofya'yı herkes bilecek müze diye bir işte, şey var mı yani? Müze, Kabe'nin tamam. İçine giriyor mu bütün Müslümanlar? Hayır. Etrafını dönmüyor. Bu kadar basit. Ne dedi, ne dedi? Ala baba mal ala. Ne dedi, ne dedi? Tom Hardy mesela çok beğendiğim bir oyuncudur benim. Çok güzel bir lafını okudu adamın. Diyor ki tek başınıza vakit geçmek çok tehlikeli bir şey. Diye insanlarla ne kadar çok vakit kaybettiğinizi anlıyorsunuz. Ne dedi, ne dedi? 6 yaşındaki oğlum sordu bana. Dedi ki baba dedi Amerika'ya başkan olursam zengin olabilir miyim dedi. Ben dedim ki oğlum önce zengin olacaksın sonra başkan olacaksın. Eğer başkan olduktan sonra zengin olursan ona yolsuzluk, hırsızlık diyoruz oğlum. Yani corruption İngilizce'de. Corruption diyoruz ama zengin olduktan sonra başkan olursan ancak başkanlığı milletin için, devletin için, insanlara hizmet etmek için yapmış oluyorsun. Dolayısıyla oğlum büyüdüğünde lütfen önce zengin bir iş adamı ol sonra başkan ol. Mesela Amerika'nın kurulmasında baktığınız zaman George Washington, Thomas Jefferson bunlar hepsi çok zengin insanlar yani. Zenginliğine rağmen savaşa gidiyor. Zenginliğine rağmen şey yapıyor. Yoksa kendi hayatını yaşayabilecek insanlar bunlar yani. Bir de 1400 sene öncesine gittiğim zaman Hazreti Hatice annemiz zengin. Zamanın milyarderi, iş kadını. Hazreti Osman Efendimiz zengin. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz hepsi zengin insanlar yani. Dolayısıyla onlar zengin olduktan sonra fakirleşiyor. Dedim ki oğluma oğlum lütfen önce zengin ol sonra başkan ol ama başkan olduktan sonra zengin olma benim evimden corruption dediğimiz hırsız tayfanın çıkmasını istemiyorum dedim yani. Ne dedi, ne dedi? Şunu hemen söyleyeyim. Biraz tuhaf size gelecek. Ama lütfen beni ciddi dinleyin. Bence Türkiye şu anda aydınlanma yaşıyor. Hemen söyleyeyim. Neden aydınlanma yaşıyor? Çünkü Türk insanı şu ana kadar kendisine bilgi olarak verilen, değer diye sunulan şeylerin artık gerçekliğinden ciddi şüphe ediyor. İnanmıyor onlara. Bunların yerine daha sağlam, daha güvenilir bir takım şeyler arıyor. Bunu neyle arıyor? İşte bilgiyle arıyor. Peki bu bilgi hangi bilgi artık? Bu bilgi dini bilgi değil. Bu bilimsel bilgi. İşte Celal de bilimsel bilgiyi temsil ettiği için burada. Ben de hasbelkader felsefi bilgi, eğer böyle bir bilgi varsa, ben de temsil ettiğim için. Ne dedi, ne dedi? Ağustos, Eylül, Ekim aylarında. Bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Ne haber? Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Bunlara göre dolar 10 lira olacak. Enflasyon %30'u aşacak. Bankalarımız tökezleyecek. Hazinemiz iflas edecek. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu? Ne dedi, ne dedi? Benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biz. Eskiden yurt dışından gelenler arabalarının depolarını doldurup öyle sınırlarımızdan içeri girerler.
Şimdi iş tersine döndü. Depoları fulleyip sınır dışına çıkıyorlar. Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Manda yoğurdu. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Aç kaldık diyor. Ne dedi, ne dedi? Hasan Başkan'a geleceğim. Ya biz devre arası üçüncüydük. Üçüncülük 30 milyon euro harcadık. Şimdi beşinciyiz. Üçüncülük 30 milyon euro harcadık. Şu an beşinciyiz. Ne dedi, ne dedi? Hangi dağ efkarlıysa biz oradayız dediler. Değerli divan kurulu üyelerimiz, hiç unutmuyorum. Camiamızın insanlarına yapılanları hiç unutmuyorum. Sabaha karşı evden alındıklarında ağlayan anaları, babaları, eşleri, çocukları, işsiz kalanları, bu psikolojiyi üzerinden atamayanları, o gün iddianameyi hazırlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni terk ederken 10 yıldır çarşı, mahkeme salonlarında mücadele veriyor. Ve bu memleket bizim diyerek bedel ödemeye devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda beraatleri açıklanır, aileleri ve camiamız huzura kavuşur. Ne dedi, ne dedi? Bekle, duru selamim var. Haberi dönate, soru ve darosar. Oran kesen konur, nayete kofteler. Bir doğru ve doğru, ayaçlar olur. Cumhuriyetin 100. yılını görmeden ölmen. Ölürsem de koyam ben amına koyayım buzdolabına Allah. Ne dedi, ne dedi? Allah vefat edenler uzun ömürler versin. Amin, amin. 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 Ne dedi, ne dedi? Tayyip Erdoğan önünde saf tutacaklar saf! Bağır burada lan lan! Ne bağırıyor? Ne dedi, ne dedi? Ve alâ sebil-i misal lem yavruk ettehavrûle rabbi ve zekâ-i istinâ'i ve esâli-i ta'lîm ve ta'lîm ve ta'allûm en titli mes'ele-i hiyâri. Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Motor yapmayan memleketi uygar bir memleket saymak mümkün değildir. Onu yapmayalım, bunu yapmayalım, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım, her şeyi alalım. Neyle alacaksınız? Türkiye bugün gayri safi milli hasılasının %10'unu iç ve dış borçların faiz olarak ödüyor. Gayri safi milli hasılasının %10'unu iç ve dış borç faiz olarak ödediğiniz bir ülkede kesinlikle sokaktaki adama refah ulaştıramazsınız. Zenginleşme olmaz, mümkün değildir. Türkiye bir faiz soygunu içerisindedir. Türkiye'deki enflasyonla faiz arasındaki fark bu neticeyi doğurmuştur. Bu bir kısır döngüdür. Yani enflasyonun sebebini sadece mali politikalara, iktisadi politikalara, yatırım politikalarına bağlayacaksınız. Bir devlet eğer iki yakasını bir araya getiremiyorsa, hesabını kitabını yitirmişse enflasyonun sebeplerini şurada burada aramayın. Bizim devlet bugünkü yöneticiler sayesinde hesabını kitabını yitirmiştir. Bu hesabı delip toparlamak lazımdır. Bu hesabı bugünkü siyasi iktidarın delip toparlaması mümkün değildir. Çünkü sebebini bile bilmiyor. Yani enflasyonun sebebini bile bilmiyor. Ne dedi, ne dedi? Bu ülkeyi bu duruma getiren kimse asla hakkımı helal etmiyorum.
dinden, imandan bahsedenler var ya, asıl din, iman budur. Hak yememektir. İnsanların haline bakın ya. Ya insanlar hakikaten o kadar zor durumda ki. Şu anda insanlar bu yerin altındaki karıncayı görmüyor ya. Yukarıdakiler de bu halkı görmüyor. A partisi, B partisi değil. Yukarıdakiler bu halkı görmüyor. Ya insanlar ucuz malzeme arıyor. Ya bu insanlar bu yaşlarını kaç kere yaşayacaklar ya? Ya ben bu yıllarımı kaç kere yaşayacağım? Ya da benim bu çocuğum bu yaşını kaç kere yaşayacak? Bizim bu kaybettiğimiz zamanı kim verecek? Ya bu kadar güzel bir ülke. Ya nasıl bu hale geldi? Dört dörtlük bir verim, topraklarının her bir köşesi ayrı bir servet. Yani ayrı bir güzellik, ayrı bir değer. Biz ne hale geldik ya? Parsel parsel devlet arazileri satılıyor. Parsel parsel. Ormanlar kırılıyor. Ya bu ülkenin her bir karışına kaç tane evladın kanı döküldü ya? Ne diyor bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Benim bu bastığım yerde kimlerin kanı var? Haram olsun, zıkkım olsun. Helal etmiyorum. Hiç kimse de hakkını helal etmesin. Bu ülkeyi bu duruma getiren kimse asla hakkımı helal etmiyorum. Dinden, imandan bahsedenler var ya, asıl din, iman budur. Hak yememektir. Ne dedi, ne dedi? Emeklinin halı. İntibak yasası ne oldu başkanım? Bin lira emek, sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler, sadaka gibi. İkramiyeyi de Kılıçdaroğlu başlattı. İşte emeklinin halı. Emekten fazla bahsetmedin Veli Baba. 40 senedir muhalefete size oy vereyim. 40 senedir. Kaç yıl çalıştın? Efendim? Kaç yıl çalıştın emekli oldun? Emekli. Ağır sanayide çalıştım. Asgari ücretin 3 katı aylık alıyordum. Emekli aylık. Asgari ücretin 3 katıydı. Asgari ücrete düştü emekli aylık. Ağır sanayide çalıştım. Size ulaşamıyorum. Nöbetçi vekil olmuş. Ne dedi, ne dedi? Bakın bizim Türkçemiz bitti. Biz tam anlamıyla Türkçe konuştuğumuzu söyleyebilen bir adam çıksın tartışırım. Bizim Türkçemiz bitti. Biz İngilizce karışımı Türkçe konuşuyoruz. Evet. Bir milletin var olması bir dilidir. İki medeniyeti kültürü ve üçüncüsü tarihidir. Bir millet bu üç değerle var olur. Dilimizi kaybettik. Kültür diye bir şey tartışırım var mı yok mu? Kültür gitti. Başka bir kültür geldi. Pop kültür, kitle kültürü. Yani bir kıymeti harbiyesi olmayan, derinliği olmayan, herkese hitap eden, alınıp satılabilen, mal haline gelen. Kala kala elimizde bir tarih kaldı. Ki bugün Türk gençliği tarihini gerçek anlamda biliyor olsaydı, kendini biliyor olacaktı. Ne dedi, ne dedi? Bak şiddet eğilimim yok aslında benim. Evet. Ama böyle alıp şöyle bir duvara çarpasım var yani. Ben de hiç iyi değilim. Dünyadan sıkıldım. Aldım sıkıldım. Yeter artık. Bunu aldım ben gitmek istiyorum. Çıkayım kale. Bak belanızı versin. Hiçbir şey hak etmiyorsunuz sizler. Ne istiyorsunuz? Birden bile tatsızlaşıyor. Yarı emekliyim. Boş boş dolaşıyorum. Ne istiyorsunuz? Çok çalışınca çok kötü oluyor. Yani insanın bütün hayatı onun üzerine dönüyor. Birden bile tatsızlaşıyor. Eğer... Olmaz her şeyden ben uğraşamam. Ben her şeyi takip edemem arkadaş. Buradan ben yapacağım. Ben her şeyin peşinde. Vallahi takayım kafama ya, sinirim bozuluyor ya. Elimi verdim, kolumu alamıyorum ya. Beni ne olur kurtarın ya. Aga yok mu bir baba yiğit ya? Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Nonsense. Why do you say that? It won't bring anything. It doesn't give any value. It's just a plant of words. So what do you think will be the result of those policies? Nothing will come out. He will talk a little bit more. He is finished. As far as I am concerned, as far as the country is concerned, as far as the people of the country is concerned. You say he's finished? Oh yes, definitely. It has been rather disappointing for us. And this year we decided to prepare an economic rescue program based on the assumption that no support may be forthcoming, although it would be very difficult to
recuperate the economy without any external support. I suppose lack of coordination between our friends and the difficulty of... We don't have any such kind of organizations. This is another accusation, and this is another fabricated news, I should say to you. If you compare Turkey with all 11 countries in terms of free market economy, we are much more advanced, all of them. Turkey has made the choice, and now Europe needs to make the choice as well as to whether they want within Europe Turkey or whether they want to exclude Turkey. I'm afraid the mission is not just for Turkey. Yes, ne dedim? Yes dedim. Good evening, night. Ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan'ı Cenab-ı Allah tarafından yani gönderilmiş bir başbakan olarak yani görüyorum.